أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kasas suresinde Musa aleyhisselam ile birlikteyiz. Onu anlatan Rabbimizin ayetlerini anlamaya çalışıyorduk. Musa aleyhisselam'ın Medyen günleri. Yani bir rivayete göre Şuayb aleyhisselam'ın yanına intikal ettiği günlerden söz eden ayetleri okuyorduk. 22. ayetten itibaren Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın bir kişinin ölümüne neden olmasından dolayı Mısır'ı terk edip bir başka beldeye, bir başka memlekete gitmek üzere çıktığını anlattı bize. Medyen tarafına yöneldiğini Rabbimiz bize bildirdi. 23. ayette Medyen suyu başında özellikle insanların toplanması kendisinin durumundan haberdar edilmesi ümidiyle olsa gerek ki çeşmenin başında, Medyen suyunun başında bulundu ve orada adeta insanlara beni görün dercesine bir durum içerisine girdi. Yani bir nevi toplumda insanların belki toplanacağı yer olarak bu tespit ediliyor. Orada Musa aleyhisselam hayvanlarını sulayan insanlarla karşılaştı fakat her zaman hayatında olduğu üzere bir haksızlığa tanık oldu. Haksızlığın adı herkes hayvanlarını sularken beri tarafta erkeklerin arasına karışmayalım diye bir izdiham neden olmayalım diye beride duran iki tane kadının bayanın mazlumiyetini gördü ve dayanamadı. Kalktı ve o insanlara bunu sordu ya da kadınlara bunu sordu. Kadınlar da karışmayacaklarını, topluma karışmayacaklarını hatırlatarak geride durduğunu ta ki insanlar çekilinceye kadar insanlarda da bu anlayış demek ki fazla olmayınca, kıt olunca Musa aleyhisselam olaya müdahil oldu ve kadınların, kızların hayvanlarını sulayarak geri çekildi ve sonra her zaman olduğu gibi yine Rabbine iltica etti. Rabbim dedi senden gelecek olan hayra muhtacım dedi. Tabi kızlar hayvanlarını götürdüler eve. Her zamankinden erken olayı özetlemeye çalışıyorum bir önceki ayetlerden itibaren. Gittiler ve babalarına durumu anlattılar. Böyle böyle bir adam, tanımadığımız bir adam bize yardımcı oldu. Babaları şu ayıpta gidin onları çağır, onu çağırın dedi ve kızlardan birisi Rabbimizin özel detay olarak ifade ettiği şekliyle temşi ala utana utana sıkıla sıkıla böyle çekine çekine bir vaziyette geldi ve Musa aleyhisselamın uzandığı yerde gölgenin altında uzandığı yerde Musa dedi babam seni çağırıyor ve dolayısıyla sana bu yaptığın iyiliğin ücretini verecek dedi. Ve geldi Musa aleyhisselam artık şu huzurunda durumu anlattı. Başından geçenleri Mısır'da yaşadıklarını anlattı. Dedi sen gerçekten zalim bir toplumdan kurtulmuşsun. Artık güvende olabilirsin dedi. Ayet 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kalet. İhdâhüme bu kızlardan birisi. Dedi ki, Ya ebeti, babacığım, İste ecirhu Ona ücretini ver dedi Ya da onu ücretli tut Yani bir Karşılık vererek ya da Ne bileyim bir ameli olarak Bir işçi olarak onu tut İnne hayra men iste Kaviyyül emin Çünkü Ücretle tutacağın en iyi kimse Ücretle tutacağın En hayırlı kimse Güçlü kuvvetli olandır ve güvenilir kimsedir. Tabii güçlü ve kuvvetli bu yapılacak işle alakalı özel anlamda. Yani hayvanların sulanması, sulanması bakımı vesairesi bir gücü gerektirir. Dolayısıyla bu anlamda güçlü bir insan ve aynı zamanda güvenilir bir insan. Dolayısıyla eğer ücreti tutacaksan bunu tut bu kişi de bu iki özellik de bir arada bulunmaktadır dedi. Tabi bu güçlü ve güvenilir ifadesini nereden çıkardılar? Hangi sonuçtan çıkardılar? Elbette daha önce gördükleri bir tablodan dolayıdır. Yani ayet kelime bundan bahsetmiyor ama arka planda bunu okuyabiliyoruz. Ayet kelimelerin öncesi ve sonrasındaki ifadelerden okuyabiliyoruz. Yani hayvanlar orada pardon yani orada. İnsanlar hayvanlarını sularken, kadınların geride durması, sonra birkaç kişinin ancak çekebileceği kova ile su çekilme, birkaç kişinin kaldırabileceği kuyunun ağzının kapatılacağı taşı kaldırması, bütün bu işlemleri görmesi, Musa Aleyhisselam bunları yaparken kızların görmüş olması, onun gücüne dair bir izlenim uyandı. Güven nerede peki? Güvenilir bir kimse dedi. Güveni de şuradan kaynaklandı. Onu çağırmaya gittiği zaman beraber eve gelirken benim arkamdan yürü bana yol göster dedi. Yani rüzgarda elbise açılır en azından. Kadın erkeğin önünde yürümemesi lazım anlamda beni geriden yürüttü. Kendisi öne geçti. Bana yol göster dedi. Bu da onun güvenilir birisi olduğunu gösteren bir ifade olarak okunabilir. Tabii bu bir tespit, bir teşhis tabi ki neticede. Ama burada özellikle bir insana bir görev verileceği zaman, bir insana bir vazife, birisi vazifeyle vazifelendirileceği zaman, o ilgili vazifenin özelliklerini bünyesinde taşıyan birisi olması lazım. Her neyse işin tipine göre, şekline göre, rengine göre değişir bu ama hep bütün işlerin tamamında da hepsinde de güvenilir olmak, güven sahibi olmak da bu işin elbette vazgeçilmez hususudur. Burada özellikle bir insanda bulunması gereken bu iki özelliğe vurgu yapılması bir ayrıntı gibi gelebilir ama öyle değil. Mesela Yusuf Aleyhisselam uzun başından geçenlerin uzun bir şekilde anlatıldığından sonra Yusuf suresinin sonuna doğru Mısır kralının yanına gittiğinde işte onu gördü rüyayı tabir ettiğinde tevil ettiğinde sonuçlarını anlattığında ve o anlattığı sonuçlar da kralın aklına yattığında onu yanında görevli olarak kalmasını istedi. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki bana memleketin bütün yetkilerini ver. Ve bütün yetkilerini verdi. Ama Yusuf Aleyhisselam bunu isterken bu görevleri isterken bu görevli bu isterken uhdesini almayı isterken de Allah Teala onun yine aynı özelliklere vurgu yaptığını hatırlatıyor. İc'alni ala hazainil ard Yusuf Suresi 55. ayet kelimede beni ard dedi bütün yeryüzünün değil tabii ki Mısır ülkesinin hazinelerine beni tayin et görevli olarak inni hafizun alim ben hafiz yani korurum çünkü söz konusu hazineler devletin bütçesi ekonomisi, iktisadı söz konusu onu ben korurum o işi bilen biriyim alim bilenim aynı zamanda hem korurum hem bilenim bir görevle alakalı bir hizmetle alakalı önemli ipuçlarını buradan görebiliyoruz hem Yusuf'ta hem şaibin kızlarının Musa aleyhisselam alakalı teşhislerinde. Dolayısıyla burada bir işi birine emanet ederken ya da bir işe birini atama yaparken, görevlendirirken bu çok dar çerçevede olabilir, bu çok ulusal çerçevede olabilir, bu uluslararası çerçevede olabilir. Yani her nerede ve kim olursa olsun birine bir görevin verilmesi sırasında o görevin ehli olması lazım. Ona layık birisinin olması lazım. Güvenilen birisi olması lazım. Ve burada bu bağlamda okuduğumuz Kasas Suresi bağlamında Musa Aleyhisselam'ın güvenilen birisi olduğunun tespiti nereden yapılıyor? Dikkat edin lütfen. Hayadan ve ifetten yapılıyor. Bir insanda haya ve iffet varsa, bir insanın hayası ve iffeti mükemmelse, o insan güvenilen bir insandır. Bir insan utanmıyorsa, bir insanın hayası yoksa, iffeti yoksa, iffetle hayayla alakalı bir sorunu varsa, o insan ağzıyla kuş tutsa güvenilmez demektir. Güven buradan başlar. Güven buradan başlar. Nefsine hakim olma, nefsine sahip olma düşüncesini ön plana çıkaran bir anlayıştır bu. Ve bu güvenin merkezidir. Liyakat konusu evet bütün zamanların problemidir ama aynı zamanda bütün zamanların da problemlerine çözüm, teşhis konusudur. Liyakat ve liyakatsizlik. Başlı başına bir konudur. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمَنْ تُهَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلْا اَهْلِهَا Nisa suresinin 58. ayetinde. Allah Teala size emanetleri ehline vermenizi ister. Emreder. Emanet. Nedir bu emanet? Bildiğimiz bir şeyden birinden bir şey alırken ona tekrar iade etme değil, şeklinde değil. Görev emaneti de bir emanet kapsamındadır. Onu da içerisine alır. Nereden anlıyoruz? O ayetin ilk uygulamasını biz Allah Resulü'nden anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin anahtarını ister. Osman bin Talha'dan içine girer. O putları temizler ve orada namaz kılar. Çıkar. Mekke'nin fethi bitmiştir, sonuçlanmıştır. Amaç, amacına ulaşmıştır artık fethi. Fakat Mekke'ye dön Medine'ye dönülecek. Müslümanlar Allah Resulü önderine Medine'ye dönecekler. Kabe'nin anahtarının birine verilmesi lazım. Kime verilecek? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, diğer ashab-ı seçkinleri Kureyş'ten ve diğerlerinden çünkü Kabe'nin bakımı daha çok Kureyşlerin sahiplendiği bir olay onun için Kureyş'ten ve diğerlerinden dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali de bekliyor anahtarın kendisine verilmesini en layık olan belki ilk insanların aklına gelebilecek olan o. Anahtarı kime verdi biliyor musun? Osman bin Talha'ya. Bazı kaynaklarda Osman bin Talha'nın Müslüman olduğu söylenir ama İbni Kefir'in El Bidaye ve Nihayesinde Kurtubi'de vesaire birçok tefsirde baktım. Osman bin Talha o dönemden henüz Müslüman değil. Müslüman olmadığı halde Kabe'nin anahtarını veriyor Allah Resulü. Kabe imam seçmiyor Allah Resulü. Kabe'nin bakımını üstlenecek birini. işini iyi yapıyor mu? Güvenilen birisi mi? Güvenilen birisidir. Kabe'nin anahtarını ona veriyor. Bütün ashabının içerisinden ona. Kendi akrabasından değil. Kendi en seçkin, en yakın, en müttakil sahabeden birine de değil. Onu tercih ediyor. Niye? Görev onu gerektiriyor çünkü. Yine Allah Resulü'nün hayatında çok önemli bir dönüm noktası olan hicret. Hicret sırasında Allah Resulü ve Ebu Bekir biliyorsun en sonra kaldı. Hepsi hicret etti bütün Müslümanlar. Allah Resulü en son hicret edecek de Bekir'le birlikte. Gizli bir hicret. Tehlikeli bir yolculuk. Bütün her şeyi ayarladılar. Binekleri vesaire. Allah Resulü ve Ebu Bekir Efendimiz beraber çıktılar Gizlice. Sevr Mağarası'na gittiler. Stratejik bir yolculuk olunca Medine istikametinin tersine bir istikameti tercih ettiler. Yani Medine tarafı diyelim ki e, kuzeydir. Onlar tam güney tarafına bir mağaraya gittiler. Şüphe uyandırmasın diye. Çünkü aranan insanlar. Arandığı zaman, bulunduğu zaman, bulunduğu zaman öldürülecek olan insanlar, başına ödül konmuş insanlar bunlar. O yolculuğa çıkarken tembih ediyor. Esma annemiz sonra baldızı olacak Allah Resulü'ne bu Bekir'in kızı. Onlara yemek getirecek belli saatlerde. Bir çoban ayrılıyorlar, çoban sürüsünü mağaranın yakınlarında otlatırken onlara bir iki kase süt verecek. Ama birkaç gün mağarada kaldıktan ve unutturulduktan sonra Mekkelerin arayışları bittikten muhtemelen 3-5 gün içinde biter diye bittikten sonra birisini ayarlıyor Allah Resulü. Mekke'den Medine'ye o yolculukta kılavuz yapacak. Yol yok. Bugün otoban var bile otobanda bile kum fırtınasına yakalandığınız zaman yol bulamazsınız. Yaklaşık 450 kilometre civarında bir mesafeden bahsediyoruz. Bir kılavuz lazım. Yol gösterecek birisi. O coğrafyayı iyi bilen birisi. Kim o? Abdullah bin Uraykıt, adının Abdullah olduğuna bakmayın, müşrik. Kimse kalmadı mı? Allah Resulü bir müşrikin rehberliğinde kılavuzluğunda hicret yolculuğunu yapıyor. Ebu Bekir kendisi ve üçüncü olarak Abdullah bin Uraykıt. Niye? Rehberlik yapıyor. Bizden olsun, öyle olsun değil. Müşrik de olabilir ama işi biliyor mu? Biliyor. Güvenler mi? Güvenilirdir güvenilen müşrik ve güvenilmeyen Müslüman cümlesini sarf ederken insan utanıyor değil mi? Güvenilen müşrik, güvenilmeyen Müslüman. Nasıl bir şey bu ya? Bu ayet-i kerime bir kıssadır, bir geçmişle alakalı bir hikaye mi anlatıyor? Hayır. Günümüze dair de ipuçlarını bulacağımız bir durumu anlatıyoruz elbette. Dolayısıyla burada güvenilen emin olunan, kendisine emin olunan ve aynı zamanda da bu işi yapmaya ehil ve layık olan birisi seçilecekse, babacığım bunu seç, bunu istihdam et, bunu işte güvenilir işçi olarak tut diye söylüyor ve babası da tabii ki onunla konuşacak bu meseleyi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'in müfessirlerinden, ashabın müfessirlerinden birisi şöyle bir incelikten de bahsediyor diyor ki insanlar arasında en firasetli olan üç kişi vardır yani ortada bir şey yokken bir meselenin teşhisiyle alakalı isabet eden yüzde yüz isabet eden görüşleriyle ön plana çıkan üç kişi vardır tarihte kim bu? birisi Yusuf'u keşfeden Aziz Yusuf'u Yusuf keşfeden Aziz onu alalım ve işte yanımızda bulunsun belki bize faydası olur. Aziz'in karısı daha doğrusu. Ona iyi bak belki bize faydası dokunur. Satın alıyor köle olarak. Yani Aziz'in karısı değil de Aziz'in kendisi yani nedir o? Kral. Mısır'ın kralı bir vezir gibi yani. Ona bak belki bize faydası dokunur ve gerçekten müthiş bir faydası dokundu. Mısır'ın yöneticisi oldu. Mısır'ı 7 yıl süren ekonomik buhranlardan, bunalımlardan heyet geçmesini sağlayan bir insan yetişti. Yusuf. İkincisi Musa'yı keşfeden kadın işte bu. Daha ilk defa bir defa karşılaştılar. Hemen keşfetti. Güvenilir ve güçlü dedi. Öyle de oldu zaten. Üçüncüsü de Hazreti Ömer'i halife olarak tavsiye eden Ebu Bekir. Vefat edeceğini anlayınca Hazreti Ömer'i işaret etti. Firasetiyle, Hazreti Ömer'in Müslümanlara daha çok faydalı olacağını kanaat getirdi de halife olarak onu tavsiye etti. Tabi şuurayla seçilmesi konusunda onda, onunla birlikte. Yani böyle bir tarihte böyle bir şey de var. Hazreti Musa'yı bu anlamda özelliklerini bir defa görmesine rağmen keşfeden bir kadındır Şuayb'ın kızı. Babasına bunu söyledi. Güçlü ve aynı zamanda da güvenilir. Bakın güvende iffet konusunu gündeme getirdim. Aynı güven iffet ilişkisi bu Yusuf'ta da var biliyor musunuz? Yusuf'ta da aynı şey ön plana çıkıyor. O Aziz'in karısının kendisine musallat olmasına rağmen, gömleği arkadan yırtılmasına rağmen, benimle birlikte olmasın hapse girersin tehditlerine rağmen iffetine bir leke dahi sürmemiş ve yıllarca hapishanede kalmayı, zind zindanda kalmayı tercih etmiştir günah işlemeye. Orada da bir iffet ve güven ilişkisi söz konusu. İlginçtir yani. Onun için iffet ve haya perdesi gitti mi, bitmiştir artık. O yüzden bütün peygamberlerin ortak mesajında şu cümle vardır. اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَاشِكْتَ Utanmıyorsan dilediğini yap. Utanmıyorsan dilediğini yap. Utanma yoksa, insanların yapamayacağı şey yoktur anlamında bu bütün işlerin ilk maddesidir. Onun için burada da bu ön plana çıktı. Babacığım bunu ücretli olarak tut dedi. Tale. Tabi babası kabul etti şair. Dedi ki İnni <laughs> uridu en unkiha keyhde ala en te'ecurani themâniye hicac. Musa'yı karşısına aldı ve dedi ki bana sekiz yıl çalışman karşılığında. Sekiz yıl bu çalışmada çobanlıkla alakalı. Yanımda çalışmana karşılık şu iki kızından birini sana nikahlamak istiyorum dedi. Fe inetmemte aşran fe min indik. Sekiz yıl diyorum ama on yıla tamamlarsan onu da sen bileceğin bir iş. Ve ma uridu ene Ben sana hiçbir zorluk çıkarmam. illa da şunu yap bunu yap demem. Tercih senin. Ne süreyle ilgili ne çalışmayla ilgili. Dayatma yok ama istediğini yap. Seteciduni inşaallah min salihin. Allah dilerse inşallah yani Allah'ın izniyle salihlerden olduğumu göreceksin. Tabi Şahib Aleyhisselam Allah dilerse inşallah diye çeviriyoruz ya salihlerden olurum demesinin nedeni yani kendisi şüphe ettiğinden dolayı değil. İnşallah şüphe ifade eden bir cümle değil ha. Bu her zaman öyle değil. İnşallah yani ben mutlak anlamda bunu istiyorum. Allah imkan verirse. Aynen mesela Şaib aleyhisselam peygamber olarak kavmine tebliğde bulunduğunda kavmi onu sıkıştırdı. Ya sev ya terk et dedi. Ya bu memleketi terk edeceksin ya da bizim dinimizi, inancımızı seveceksin dedi. Ve dedi biz Allah'ın bize bu nimeti, bu dini tanıttıktan, bize bu lütufta bulunduktan sonra bizim sizin inancınıza girme imkanımız yok. İlla en yaşa Allahu Rabbuna diyor. Rabbimiz dilerse hariç. Yani şu ayıp, Araf suresine geçer bu. Yani şu ayıp acaba kendi inancında tereddüt mü ediyor? Yani tehlikeli bir süreçte tekrar kayabilir. Hayır öyle değil. Kendi gücünü ön plana çıkarmıyor. Allah'ın gücünü önüne geçirmiyor yani. Ben dilerim Allah'ın dilemesi de bana yardımcı olacak. Ben asla ve katas inancınıza dönmem. Burada da böyledir. seteciduni inşallahü mines salihin. Allah dilerse ben salihlerden olacağım. Ben dileyeceğim. Salihlerden olmayı ben dileyeceğim. Allah da diler ve ben salih olacağım elbette. Yani dürüst insanlardan olacağım. Bu noktada da emin olabilirsin dedi. Bir baba iki kızından birini yeni tanıdığı, daha dün tanıdığı bir erkeğe güvendiği ve her şeyle hayat imsali olan, güven imsali olan birine diyor ki ben bu iki kızından birisini sana nikahlayacağım. Bu bizim alışık olduğumuz bir üslup değil değil mi? Yaşadığımız toplumda. Yani bir baba kızını bir erkeğe teklif edecek gel kızımı sana vereyim diye. Yoktur değil. Samimi gerçekten İslam'ın özünü bilen ve yaşayan Müslümanlardan bunun yapıldığını buna dair örnekleri biliyorum var. Ama yani çok nadirdir. Ama toplumda genelde dışlanır. Yani genelde erkek ve erkek babası, erkek ailesi isteyendir. Hatta istemekle kalmaz, işte peşine düşer, ısrar eder, öbürü naz yapar değil mi yani? Bizde, bizde adet öyledir. Nerede görülmüş bir kızın babası gidecek birine diyecek ki ben kızımı sana vermek istiyorum, sen vermek istiyorum bugün görürsen şeklinde. Olacak şey değil. İslam'ın ta kendisi bu. İslam'ın ta kendisi. Hele bu modern dönemde hayanın ve iffetin ayaklar altında çiğnendi bir dönemde hele hem erkeğinden hem kızından tenzih ederim sizi ve Müslümanları samimi olan insanlar tenzih ederim sağlam güvenlerin bir erkeğin bulunma ihtimalinin zayıfladığı bir dönemde sağlam evinin hanımı, kocasının eşi çocuktan annesi olacak kadınların bulunmasının azaldığı bir dönemde e bunu yapmayacak ne yapacaksın yani? Bu bir model sunuyor bize. Kız babası ben kızlarından birini sana nikahlamak istiyorum diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de bu var mı? Var tabii ki. Aynı şey mesela Hazreti Ömer kızı Hafsa'yı eşi vefat ettikten sonra kızı Hafsa'yı Ebu Bekir ve Osman'a teklif etmiştir. Sonra onlardan daha hayırlı olan Allah Resulü ile nikahlanmıştır. Yani onlar biraz bunu sezdiklerinden dolayı mıdır? Başka bir sebeple midir? Bunu kabullenmemişlerdir. Ve Allah Resulü Hafsa ile nikahlanmıştır. Annemiz olmuştur yani kendisini evet Resulullah'a adamış olan başka bir kadın da aynı şekilde peygamber evlilik teklifinde bulunuyor. Benimle evlen diyor. Bu İslam'ın yaşandığı bir toplumda Müslümanların inançlarının egemen olduğu bir toplumda elbette bu tür, bu tür şeyler normaldir. Yani İslam toplumunda bir kişinin velisi olduğu kızı teklif etmesi, hanımın kendisini salih bir erkek teklif etmesi yadırganmayan, İslam tarafından da güzel bir davranış olarak kabul edilen bir uygulamadır. Yani bunun sadece bizim gibi toplumlarda e, bu zaten dışlanır, yadırganır. Sadece yadırganan bu değil ki İslam birçok şeyi zaten yadırganır. Yani insanlar metres hayatı yaşıyor, yadırganmaz. Kimin kiminle beraber oturup kalktığı rahatlıkla konuşulur, yadırganmaz. Ama adam Belki zaruretten, belki şu sebepten veya bu sebepten meşru bir şekilde ikinci bir kadınla evlendiği zaman kıyamet kopar mesela. Ya da ya da Allah Teala erkeğe iddet belirlememiştir. Hanım vefat ettikten sonra bu kadar süre bekleyeceksin, sonra evleneceksin dememiştir. Kadına ise kocası vefat ettiği zaman 4 ay 10 gün beklemek zorundadır. Hamile ise doğumunu yaptıktan sonra ancak evlenebilir. Yani bir kadın kocası vefat ettikten sonra 4 ay 10 gün sonra 11. günde bir başkasıyla nikahlanabilir. ve böyle bir örnek bu toplumda göremezsiniz ki. Bak işte bak kocasının ölümünü bekliyordu zaten denir. Ama Allah Teala bu süreyi belirlemiş. Hele eşi vefat eden erkekler bu toplumda başlı başına bir sorun oluşturuyor. Allah Teala iddet süresi belirlememiş ya. Yani 3 ay, 5 ay bekle demiyor. Bir erkeğin hanım vefat ettikten sonra evlenebilir. Nasıl evlenecek yani? Çocukları bir taraftan, akrabası bir taraftan, aşiret baskısı bir taraftan, mahalle baskısı bir taraftan adamın evlenme ihtimali ve imkanı kalmıyor. Niye? Geleneklerin baskısı. Allah ne diyor? Gelenek ne diyor? Allah ne diyor? Toplum ne diyor? Yani bu anlamda bazen geleneklerle İslam'ın çatıştığı birçok şeyi yaşıyoruz maalesef, maalesef toplumda. Yadırganmaz da, ayıplanmaz da yani. Bu, bu noktada bu bize aynı zamanda bir fikir verdiğini bilelim. Şimdi belki aklınıza geldi şimdi. Şu Şuayb aleyhisselam, buradaki yaşlı adam, iki kızımdan birini dedi. Yani adı belli değil hangisini vereceği. E, zaten bu akit değil. Bu bir akit değil yani kararlaştırılmış bir şey değil bu. İki kızından biri sana nikahlayacağım adı konulmuş bir şey değildir. Sekiz sene çalış ondan sonra konuşuruz hangi kızım evlenmek istersen onu nikahlayacağım adını koyacağız. Yoksa al birini seç ötekini falan değil yani. Burada bir akit yapılmış değil bir ahitleşmedir. Bir sözleşmedir. Sözleşme ve söz verme aididir. Akit ayrıdır. Akit olduğu zaman bağlayıcıdır ve ondan vazgeçme şeyimiz olmaz. Ya üstelik burada sana nikahlamak istiyorum diyor. Nikahlamak istiyorum ifadesi nikah olmaz. Anlatabiliyor muyum? Nikahladım, evlendirdim veya kabul ettim ifadeleri nikah statüsüne girer. Yani meşru anlamda nikah ifadeleri arasına girer. Evlenmek istiyorum nikah olmaz. Evlenmeyi düşünüyorum nikah olmaz. Bunu defalarca söylese de olmaz. Hatta klasik fıkıh kaynaklarda bir parantez de açayım aklınızda bulunsun. Mesela bir nikah aktinde erkek ve kadın kabul ediyorum dediği zaman da kabul edilmiyor. Nikah olmuyor. Kabul ettim olması lazım. Kabul ediyorum geleceği de ifade eder. Kabul ederim ediyorum anlamındaki bir cümle biçimi geleceği de ifade edeceği için geniş zamanı ifade edeceği için nikah aktini sağlamaya yetmiyor. Klasik kaynakların tamamında geçmiş zaman kipiyle kullanılması lazım diyor. Kabul ettim olması gerekiyor. O yüzden kabul ediyor musun kabul ediyorum şeklindeki ifadeler telaffuzda nikahı karşılamıyor. Bunu da bilelim. Burada da nikah değil. Yapılan nedir? Uridu enuki hake diye ifade ediyor zaten. Sana nikahlamak istiyorum. Henüz adı konmuş bir nikah değil yani. Neye karşılık? 8 yıl çalışmana karşılık. Tabii ona tamamlarsan sen bilirsin ama sana zorlukla çıkarmayacağım. Ama 8 yıl yani minimum süre 8 yıl olacak. Niye 8 yıl? Nereden çıktı bu 8 yıl? Ya da ikinci ihtimal olarak 8-10 arası niye? Bu konuyla alakalı müfessirler kafa yormuşlar. Özellikle evleneceği kişiye denk bir süre olması şeklinde de yorumlayanlar var. Yani 8 yıllık bir süre hizmet evleneceği kişinin statüsüne durumuna göre uygun olur anlamında 8-10 yıl belirlenmiş demişler. Ya da bu çalışma nikah bedeli falan değil başka bir şey. Tabi burada bir de daha önemli olan şöyle bir durum da var. Bu Musa Aleyhisselam'ın durumunu Mısır'da yaşadıklarını öğrenince Şuayb onun Mısır'a dönemeyeceğini anladı ve söz konusu bölgenin o belirtilen 8 yıldan 10 yıldan önce güvenli bir hale gelemeyeceğini öngördü. Şuayb onun için 8 yıl 10 yıl demiştir şeklinde bir tahmin, yorum yürütenler de var elbette. Ya da şöyle de tahmin edilebilir. Musa'nın belirtilen vakitte oraya dönmeyi isteyip arzulayacağını anladı. Yani süre fazla geçmeden vatan özlemi, memleket özlemi duyabilir. Bunun miktarını 8 yıla falan çıkarırsak bu özlem biraz daha gelişebilir anlamında. Bu sebeple Musa Aleyhisselam o zamana kadar bu işi içinde kurup durmasın anlamında 8 veya 10 yıl süre tahdit etmiştir. Dolayısıyla bu bu ihtimallerden birisi olarak şu cümle biraz ben de kafama takılıyor doğrusu. Yani yaşadığı Mısır'da o düzenin, o zulüm düzeninin değişebilme ihtimaliyle alakalı bir sürenin öngörülmesi diye bir yorum var ya. Bu yorumun çok daha makul gelebileceğini tahmin ediyorum. Şöyle, aslında bir ülkede, bir toplumda 8-10 yıllık periyotlar o ülkenin grafiklerinde yükseliş ve alçalış dönemlerini oluşturuyor. Bu kısa ömrümde ben de mesela yaşadığım bu ülkede benzer şekilde bir sürecin yaşandığına şahitlik yaptım. Yani 1970'lerden bu tarafa hatırlıyorum. Çocukluk yıllarından gençlik yıllarından itibaren hatırlıyorum. hep 10 yıllık periyotlar halinde toplumdaki huzurun ve huzursuzluk dönemlerinin geçtiğini göreceksiniz. 70'li yıllar kaos yıllarıdır. 80'li yıllardan 90'ların başına kadar bu toplumda huzur yıllarıdır. 90'lı yıllardan 2000'lerin yılların başına yine Müslümanların cendere sıkıştırıldığı bunalım yıllarıdır. Ondan sonraki dönemlerde tekrar huzur yıllarıdır. Bunalım yılları da şu anda yaşadığımız yıllardır. Hep 8-10 yıllık miktarlarla yani artı eksi bir süre ilave edilebilir bir yılını ama hep böyle devam etmiştir. Bu müneccimlik değil. Bu toplumların genel yapısıyla alakalı bir durumdur. Allah'u alem Allah'ın iyisini bilir. Yani illa da bunun adını koymamız şart değil ama Şahit Aleyhisselam'ın 8 yıl veya 10 yıl burada çalışacaksın, Mısır'a dönmeden burada bulunacaksın demesinin esprisi de o 8-10 yıl içerisinde muhtemelen Mısır'da bir takım değişimlerin, olumluya yönelik bir takım değişimlerin olabileceğine dair öngörüsünden kaynaklanıyor olsa gerek. Evet, bunu söyledikten sonra Kale, dedi ki Musa aleyhisselam, "Delike beyni ve beynek. Bu benimle senin aranda bir anlaşma. Ey yemel eceleyni kadaytu fe la udvana alayya vallahu ala ma naqulu vekil. Eğer bu iki süreden hangisini doldurursam 8 yıl ya da 10 yıl. Hangisini doldurursam doldurayım bana haksızlık yapılmayacak demektir bu. Ve vallahu ala ma naqulu vekil. Allah bizim söylediklerimize de vekildir. Şahittir. Yani ne ben sözümden vazgeçerim ne de sen bu sözünden vazgeçersin dedi Musa aleyhisselam. Bu hangi süreyi tamamladı dersek acaba Musa aleyhisselam bunu Kur'an'ın tercümanı vasfıyla vasıflandırılan İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas bu sürenin en hoş olanı, en çok olanı şeklinde tarif eder ve Şuayb'ın de en çok hoşuna gideni 10 yıl olan daha fazla olanıdır ve bu 10 yılı tamamlamıştır der İbn Abbas. Böyle bir rivayeti burada söylemekte de fayda var. Evet Şuayb'ın evinde artık ve Şuayb'ın yanında bir nevi peygamberlik tedrisinden geçen bir kişidir artık Musa Aleyhisselam. Burada şunu biraz düşünmemiz ve tefekkür etmemiz lazım. Bu ayetleri okurken Musa Aleyhisselam'ın bebeklik hayatından çocukluk hayatından buraya gelinceye kadar bakın yeryüzünün en güçlü devletinin sarayında prens olarak yaşadı Musa. Evet tam kelimenin tam anlamıyla prens olarak yaşadı. Ama artık Medyen'de ihtiyar bir adamın yanında çobandır prens olarak yaşayan bir genç artık şu aybın evinde çobandır. Ne anlatıyor bize bu? Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'da da bize çok uzun ve detaylı olarak anlatılan tebliğinden anlıyoruz bunu. Allah Teala Musa'yı ezilen bir halkın durumunu anlama imkanı bulunmayan bir saraydan o sarayda ezilen halkın durumunu anlama imkanı yok. Fil dişi kulelerden toplumun ne çektiğini göremeyecekti. O saraydan aldı, halkın durumunu anlama imkanı bulunmayacağı bir saray ortamından onu aldı ve sıkıntının ve çilenin ne anlama geldiğini öğrenebileceği bir çölde, bir çobanlıkta onu istihdam ettirdi, kullandı Allah Teala. Çok enteresan bir yapı bu. Bu tıpkı Yusuf gibi aynen. Yusuf Aziz'in evinde büyüdü. Kralın sarayında büyüdü. Gençti, delikanlıydı. Ama sonra zindan hayatı yaşadı. Zindan hayatında değişik türden insanlarla karşılaştı. Ve orada yine ezilenlerin suçsuz bir şekilde zindana tıkılanların haline vakıf oldu. Ve sonra Mısır'ı yönetti. Aynen bunun gibi. Musa ile Yusuf bu anlamda bile örtüşen iki tane peygamberdir gerçekten. Çünkü sadece sarayda büyüyen bir Musa'nın ezilen insanların durumunu öğrenme, anlama imkanı yoktur demeyelim ama bu kadar bir tecrübeli bir insan gibi bilemez elbette. Bu mümkün değil. Dolayısıyla fil dişi kulelerde çilekeş insanların çilesinin farkında olmayan insanların toplumda yöneticilik vasfına sahip olmaları beraberinde bu tür programları de, problemler de getirir. Kimin ne yediğini, ne içtiğini bilmeyen, kimin ne çektiğini, ne sıkıntılara maruz kaldığını bilmeyen, hayatında hiçbir sıkıntı yaşamayan insanların sıkıntı içerisinde yaşayan insanları yönetmesi, onları yönetir, yönetmesine de despot yönetir. Farklı bir şekilde yönetebilir. Ama Müslümanca yönetmesi de mümkün değildir elbette. Tabi burada bu kıssalarla ilgili burada Şahib Aleyhisselam'ın kızlarıyla, kızların münasebetleriyle, evlilikle, bu nikah teklifiyle vesaireyle ilgili olarak şöyle bir başlık açmam lazım burada. Önemli bir konu olması hasebiyle de yeri gelmişken şimdi Kur'an'da anlatılan bir kıssanın ayrıntılarından zaman zaman bir takım hükümlerin çıkarıldığına şahit olabiliyoruz. Benim şu ana kadar Kur'an okumalarımdan edindiğim sonucu şöyle söyleyeyim. Kur'an kıssalarından doğrudan hüküm çıkarmak mümkün değildir. Yani geçmiş alimlerin hepsini sıfırlamak anlamda bunu söylemiyorum. Kıssalar geçmişe yönelik anlatılan, geleceğe yönelik de Müslümanlara ufuk açan olaylardır. Ahkamın çıkarılacağı konular değildir. Allah Teala ya da Allah Resulü hükümle alakalı şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu yapmalısın, bunu yapmamalısın, yasaktır gibi hüküm ifade eden şeyleri zaten söyler. Kısaların cümlelerinden, inceliklerinden fıkhi hükümler çıkarma geleneğimiz var. Bunun çok isabetli bir anlayış olmadığını belirteyim. Acizane ama o hükmü destekleyen ayetler olabilir, o hükmü destekleyen hadisler, uygulamalar olabilir. Bu, bu ayrı bir şey. O zaman nedir? O hükmün dayandığı konu zaten Kur'an'ın doğu ayetidir, o hadisidir. Yoksa kıssada anlatılan konu değildir. Burada da yani Şaib aleyhisselam ve Musa aleyhisselam ve kızları, Şaib'in kızlarıyla aralarında geçen bu olayların anlatılmasından hareketle, mutlak anlamda sonuç belirten hükümler, sadece buradan hareketle hükümler ortaya koymak çok da doğru değil. İslam fıkhında şar'u men kablere diye bir tabir vardır. Bizden öncekilerin şeriatı bizi ne kadar bağlar? Bizden öncekilerin şeriatı bizi ne kadar bağlar? Şar'u men kablere. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konuda bize hatırlattığı bize öğrettiği üç seçenek vardır. Bizden öncekilerin şeriatı, hukuku şu üç şekilden birisiyle ilişkilendirilerek biz ancak onu tespit edebiliriz. Bir, bizden önceki hukuk, mesela Tevrat'ın bir hükmü, eğer Kur'an ve sünnetin bir hükmü tarafından yalanlanmış, reddedilmiş, ortadan kaldırılmış, açıkça belirtilmişse o hüküm bizi bağlamaz. Reddedilmişse o hüküm bizi bağlamaz. Yahudilere tırnaklı hayvanların işte etleri, iç yağlarının haram kılındığı gibi. Enam suresinde bu anlatılır. Bu bize haram değildir. Bu hüküm iptal edilmiştir mesela. Bizden öncekilerin hukuku, fıkı hükümleri evet. Kur'an veya sünnetin bir hükmü tarafından açıkça ortadan kaldırılmışsa, bu bizi bağlamıyor zaten, onu unuttuk. Bir. İkincisi, bizden öncekilerin şeriatı ile alakalı, bir hükmü alakalı, Kur'an'ın ve sünnetin de benzer bir hüküm ortaya koyması durumunda, ya da onun aynısını olduğu gibi alması durumunda, bu da bizi bağlar. O da bizi bağlar. Yani daha önceki şeriatlerde var olan bir uygulama, Bizde de aynı şekilde Kur'an'da ve sünnette elbette varsa bu hüküm bizi de bağlar. Çünkü onu Allah Teala teyit etmiştir. Aynısının bu son dinin mensupları tarafından da uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur. Mesela nedir? Göze göz, dişe diş, buruna burun gibi. Allah Teala bunu anlatırken kısası mesela anlatırken organların kısasını Tevrat'ta aynısını söyler. Aynısını Kur'an ayeti olarak da bize söyler. Kurbanın geleneği mesela faizin haramlığı gibi aynısını bize intikal ettirir. Ve dolayısıyla nedir? Bizi bağlar. Üçüncü bir alan kalıyor. Geçmiş şeriatlerle alakalı bir hüküm vardır. O konuyla alakalı Kur'an'ın ve sünnetin ne kabulüne dair ne de reddine dair bir şey yok. Reddetme de yok, kabul etme de yok. Orada durulur işte. Bu mutlak bir hüküm olarak İslam tarafından ya da Müslümanlar tarafından böyledir diye kabul edilmediği gibi bu insanların uydurması da reddetmeye de gerek yok. Orada boş bir alan olarak kalır. Bu üç tasnifin üçü de söz konusudur elbette. Dolayısıyla Kur'an'ı ve sünnetin ortadan kaldırdıkları kaldırıldı. Kur'an ve sünnette de benzerinin aynısı bize anlatılıyorsa aynısı bize de bağlayıcıdır. Kur'an'ı ve sünnetin hakkında söz etmedikleri de zaten ilgilendirmiyor bizi. Boşluktadır. Nerret ne kabul ederiz o kadar. Burada mesela bu kıssada anlatılan bir takım hususlar var ki, bazı buna benzer hükümler bizim İslam hukukunda da, fıkıhta da, şeriatta de söz konusu olabiliyor. Mesela, anlatırken de ifade etmeye çalıştım. Mesela kadının iffeti ve hayası bütün dinlerde ortaktır mesela. Son dinde de ortaktır. Bir kadının bir erkekle kimsenin olmadığı bir kapalı alanda, açık alanda değil de kapalı bir arada bir arada bulunması mesela haramdır. Allah Resulü üçüncüsü şeytan olarak nitelendirir. Örtüşen yerler mesela. Ya da işte babamız yaşlı birisidir açıklamasını yaparken bir kadının bu tür zor işlerde çalışmaması gelene, gere, gerektiğine dair hüküm şuar aleyhisselamın şeriatında da bizde de geçerlidir. Çünkü ailenin geçimini sağlama görevi erkektedir. Yani ricalu kavvamun ale'n nisa. Harcama gerekliliğinden, harcama sorumluluğundan dolayı ailenin kavvamı, yöneticisi, idarecisi erkektir. Kadın çalışması yasaktır anlamında değil ama kadının evin halkı, evin çocukları, ailenin geçimini sağlamakla alakalı görevlendirilmesi, eve ekmek parası getirmesini sorumlu tutmak bu dinde yoktur mesela. Orada da bu anlamda örtüşüyor. Aynı şekilde akit ve ahit meselesine nikahla alakalı yani bir babanın kendi kızını ahlakını beğendiği, dürüst, güvenilir bir insan olarak beğendiği bir erkeğe damada müstakbel bir damadına kızını teklif etmesi bizim şeriatte de aynen geçerlidir. Allah Resulü uygulamasında da vardır. Ve Müslümanların da uygulaması gereken bir konudur. Bunu da hatırlatmış olalım. İcarenin meşruiyeti de ortaya çıkar. Yani icare, ziraat, çiftçilikle uğraşan kardeşlerimiz iyi bilirler. İcare mesela orada da var. Şu şeriatında da var. Bizde de Allah Resulü'nün kitab-ül icara, fıkıh kitaplarında özel bölümler vardır. Yani bir şeyi kiralama, bir insanı ya da bir arazi ya da bir işte bir malzemeyi vesaireyi kiralama, kiralama ücreti, ücretle kiralama şeklinde bunların tamamı aynen dün ve bugün arasında bir farkı olmayan bir husustadır. Dolayısıyla yani biz geçmiş kıssaları okurken o kıssalardan doğrudan hüküm çıkarma gibi bir şeyin müfessirlerin zaman zaman bu tip alışkanlıkları var doğrudan kıssadan hüküm çıkmaz. Hüküm çıkarılması için anlatılan şey değildir kıssa. Kur'an bütünlüğünden benim anladığım bu şimdiye kadar. Ama onun dışında o hükümle alakalı ayetler, hadisler varsa onların ışığında elbette yaptığımız gibi örtüşmeler ya da paralellikler kurulabilir. Bu, bunda bir problem yok. Durup dururken oradan hüküm çıkarma imkanı yok. Buradan şu çıkar. Yok kıssanın maksadına da aykırıdır. Amacı aşan, maksada aşan bir Duruma gelir Peki bu bölümden kısanın bu bölümden ne anlıyoruz? Özellikle Medyen hayatından Musa'nın Medyen hayatından Fazilet ehlinin Menkıbelerini Ve örnek alınacak amellerini zikretmenin Önemine de vurgu yapabilir bu Bunu çıkarabiliriz Yani fazilet ehlinin menkıbeler Menkıb derken sakın şey anlamayın Böyle uyduruk uçan kaçan türlü şeyler değil asılsız insanları heyecanlanan hipermen, süpermen falan böyle o anlamda değil. Salih insanların, fazilet ehli insanların yaşadıkları hayatlarından kesitler sunmakla alakalı. Bu yakın tarih olabilir, bu uzak tarih olabilir, fark etmez. Bunların menkıbelerini anlatmanın, nesillere aktarmanın önemli bir konu olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Hatta bizim Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir müfredata koydu. Böyle bir ders, seçmeli bir ders koydu. Tam ismini hatırlamıyorum ama bu konuyla alakalı. Yakın tarihte işte topluma yön verenler şeklinde o insanları tanıtma, gençlere tanıtma anlamında. Tabi bir ade harabil basıla. Bizim zeminimiz çok kaydıktan sonra. Önemlidir yani insanların model alacakları, örnek alacakları insanları pratik hayata ortaya koymak gerekir. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu anlamda bunları bilmesi anlamında Geçmiş ehlin, fazilet ehlinin menkıbelerini anlatmak. Bunu buradan çıkarabiliyoruz. Medyen ehlinin durumunu Rabbimizin anlatmasından hareketler. İyilik yapmanın, özellikle birilerine haksızlık yapılırken, birileri haksıza uğrarken, onlara el atmanın, onlara yardımcı olmanın faziletini anlıyoruz. Musa'nın kızların hayvanlarını durup dururken sulaması, yabancı olmasına rağmen, mecbur olmamasına rağmen görülen haksızlığı engellemeye yönelik bir iyiliktir mesela. Kederli olanlara yardım etmek. Sıkıntısı vardı, kederi vardı. O sıkıntıyı yaşadı bu kızlar. Bekleyeceklerdi belki gün batacaktı ve bu anlamda kederli, sıkıntılı insanlara yardım etmek, aynı kederi yaşayan Musa'ya da şu aybin yardım etmesi de bu başlık altında değerlendirilebilir. Zayıf ve çaresiz olanlara merhamet etmek gibi mesela Musa Aleyhisselam'a. Allah'ın verdikleriyle kanaat ettirmek, kanaat getirmek. Musa Aleyhisselam'da da bunu anlıyoruz. Herkes bu Şuayb Aleyhisselam'da da bunu anlıyoruz. Allah'ın verdikleriyle kanaat getiriyor. Yani biraz daha fazla olsun, biraz şu olsun, bu olsun anlamında değil. Neyse o. Anlaşma süreleriyle alakalı, nikahlanmayla ile alakalı aynı. Bu var olan Allah'ın nimetlerine kanaat getirmek. İffet ve haya zaten başlı başına bir başlık. Müslüman kadının ve Müslüman erkeğin iffeti bunu çok ayrı bir başlık ve konu başlığı olarak değerlendirmek mümkün elbette zamanı gelirse. Salih insanlarla birlikte olmak ve onların işini yapmak erdemlidir. Yanında çalıştığımız, iş yaptığımız insanların bizim düşünce dünyamızdan tamamen farklı, aykırı bir yerde, aykırı bir dünyaya sahip olması bu pek de Müslümana yakışan bir şey değildir. Yani hem İslam düşmanı bir insan, senin Müslümanca bir hayatı yaşamana müsaade etmeyecek, Orada ezileceksin, inanç olarak ezileceksin. Beden olarak demiyorum sadece bunu kastetmiyorum. İnanç olarak birilerinin ezilmesine neden olan, sebep olan birilerinin işini yapmanın değil, fazilet ehlinin işini yapmanın güzel olacağını biz bu e, ayetlerden çıkarabiliyoruz. Ahde vefa zaten bu belki dersin en önemli başlıklarından birisidir. Hem Şuayb aleyhisselam verdi ahde vefa etti, 8 yıl, 10 yıl hangisini tercih edersen, çalışırsan kızlarından bir nikahlayacağım dedi ve nikahladı gerçekten. Hem de Musa aleyhisselam verdiği sözde durdu. 8 yıl değil, 10 yıl, 2 yılda mecbur kalmadı halde, olmadı halde 10 yıla tamamladı ve çalıştı. Ahde vefa. Modern dönemin kayıp halkası. Verilen sözlerin yerine getirilmediği en fazla ahde vefasızlığın sözde durmamanın yaşandığı bir zaman diliminde yaşıyor. Müslüman toplumdan bahsediyoruz. Bizim mahallenin dışındakilerden bahsetmiyoruz elbette. Ve bize yapılan hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmamalıyız düşüncesi de çıkar buradan. İyilik yapanın iyiliğin karşını beklemesi zaten doğru değil tamam. İyilik yapan bizsek beklemeyeceğiz karşılığını da. Fakat bize birisi iyilik yaptığı zaman ona karşılık vermeyi, o iyiliğinin kadro kıymetini herhangi bir şekilde ödüllendirmeyi, maddi ya da manevi bir şekilde ödüllendirmeyi de biz bu kıssadan, bu bölümünden anlıyoruz. Ve Musa Aleyhisselam'ın ta baştan itibaren o tavrını burada özellikle zikretmek lazım. Her zaman Allah'ı gündemde tutmak. Bütün problemlerin çözümünü Allah'tan istemek. Bütün problemlerin çözümünü Allah'tan istemek. Musa Allah'ı gündemde tutmak. Musa adamın ölümüne sebep olmasından sonra Allah'ı zikretti değil mi? Rabbim beni bağışla ben yanlış yaptım dedi. Öldürüleceğini de haberi duyduğunda Rabbim bana bir yol göster dedi. Mısır'dan çıktığında aynı şekilde Rabbine iltica etti. Kızların hayvanlarını suladığında yattığı uzandığı yerde yine Allah'tan istedi. Bazen beşer olarak yanlış yaptığımız şeylerden bir tanesidir. Kendi imkanlarımızı, tedbirlerimizi ortaya koyduktan sonra derdimizi Allah'a arz etmeden önce dayılar peşinde koşturmamız. Anlatabildim mi? Allah'a arz edin. Allah'a bu fikrinizi söyleyin. İhtiyacınızı Allah arz edin. Allah Teala size bir çıkış yolu verecektir. Vermiyorsa, lütfetmiyorsa, zorlanıyorsanız bilin ki onda da size bir hayır vardır. İnsanları minnet size sizin kendilerine minnet edeceğiniz insanlara gidip insanlara yalvarmaya gerek yok. Yunus Suresi'nde şöyle bir ayet vardı. Bu ayeti öğrendiğim günden itibaren hayatımın temel ilkesi haline getirdim bunu. Ve çevreme de bunu söyledim. Allah Teala diyor ki Yunus 107. ayet. Eğer Allah sana bir hayır murad ederse, bir iyilik murad ederse, hiç kimse, hiç kimse Allah'ın senin hakkında takdir ettiği iyiliği engel olmayacaktır. Ve Allah senin hakkında bir şer murad ettiyse, hayır murad etmediyse, bütün insanlar bir araya gelse o şerri engellemeyeceklerdir. Geriye ne kaldı üçüncü şık? Birlerin huzurunda takla atmak, birlerin minnet borcu ile yaşamak kaldı. O kadar. Yakın zamanda bir örnekle bu dersi bitireyim. Hadis değil, rivayet değil sadece. Bu yaşadığımız musibetten, asrın felaketin depremden sonra Yaşanan bir olayı söyleyeceğim size. Bizzati tanık olduğumuz bir olay. Olayın kahramanı Kahramanmaraş'tan. Evi yıkıldı, barfi yıkıldı, bütün eşyalarını kaybetti. Bir kurumda çalışan bir kardeşimiz. Bir kurumda memur olarak çalışıyor. Gitti, Kırıkkale'de bir yerde bir ev tuttu, çocuklarını oraya yerleştirdi. Kendisi de çalışıp gidip geleceğim zaman içerisinde dedi. Ama o tarafa da tayinimi çıkarmaya çalışırım herhalde dedi. Yani o dönemde biraz esneklik var diye. Gidiyor. Bir süre sonra tayini çıkıyor il merkezine. Tabi il merkezdeki kurum müdürü bunu Kırıkkale'nin en uzak ilçesine, en ücra köşeye gönderiyor. Çocuktan okula yerleştirmiş, yerle eşyalarını almış, bir hayat kurmuş, bir nizam kurmuş, düzen kurmuş bilmem kuş uçmaz kervan geçmez bir yere gönderiyor. Gittim yalvardım diyor. Yani yapma ya ben bak bize depremde zaten her şeyimizi kaybettik. Hayattayız elhamdülillah. Burada düzeni kurduk. Burada da imkan var. Burada da çalışma imkanı var. Yok. Mümkün değil. Öyle mi? Herkesin yaptığı gibi siyasileri de devreye soktu. O siyasi aradı bunu olmuyor. Öbür siyasi aradı, öbür siyasi aradı, 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 olmadı, olmadı, olmadı. Çağırmış kurum müdür ya sen bu kadar adamı devreye sokuyorsun olmayacak sen gideceksin oraya. Hmm. Geldim diyor. Akşam namaz kıldım düşündüm kendi kendime dedim ya ben niye bu derdimi Allah arz etmiyorum. Oturdum yalvardım ama içten dedim ya Rabbim ben pişmanım. Bu derdimi başkalarına havale etmekten, başkalarının benim işimi görmesi için yalvarmaktan dolayı pişmanım sana. Sana yalvarıyorum, bana bir çıkış yolu gönder. Basit bir dünya işi değil mi aslında? Yalvardım diyor. Neyse, hayat devam etti. Sabahleyin gittim, her zaman alışveriş yaptım markete. Tabi orada ücra yere de gidip göreve başladım diyor. İşte bir hafta gidiyorum, geliyorum, bir iki gün kalıp tekrar gidiyorum. Orada marketçi dedi ki, Hayır birkaç gündür görmüyorsun, görmüyorum, görünmüyorsun falan. Ya sorma bizim tayinimizi nereye çıkardılar, kurumun falan müdürü işte falan kurum müdürü. Ondan sonra biz de mecbur gittik işte ancak böyle gittik, perişanlı yaşıyoruz. Biraz serzenişte bulundum, biraz yakarışta bulundum. O arada markette alışveriş yapan bir kadın var diyor. Arkada. O da bizi dinlemiş. Geldi bana dedi ki adın ne senin? Adımı söyledim diyor. Nerede çalışıyorsun? Falan kurumda çalışıyorum. Tamam dedi diyor. Allah Allah. Neyse gitti kadın çıktı marketten. Sonra market dedi ki sen bu kadın kim biliyor musun dedim. Bilmemiş ilk defa görüyorum. O senin kuru mamirinin kaynanası. Ertesi gün müdür beni aradı diyor. Lan oğlum gel lan. Başımın belası. Ve tayinim iki günde çıktı diyor. Derdimizi Allah anlatalım gerçekten. Allah herkesten ve her şeyden daha çok işiten ve daha çok bilendir bunu bilir. Subhanakallah ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve etubu ileyk.